Merhaba arkadaşlar ben Abdullah Turgut. Bugün sizlere elektrikli Scooter'ım Xiaomi 1S modelini anlatacağım. Yaşadığım tecrübeleri anlatacağım size. İşte iyi kötü yanlarından bahsedeceğim. Bazı bana sorulan dışarıda gören halkın bana sorduğu en çok 2-3 soruyu size aktaracağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Herkesin vakti önemli. Şimdi arkadaşlar ben bunu yaklaşık bir ay önce hepsi burada üzerinden satın aldım. Ondan sonra bu iki gün sonra benim elime geldi. İlk gün herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sonra ilk yaşadığım sıkıntı, ilk yaşadığım sıkıntıyı anlatıyorum. Şu arka çamurluğun şuradaki şu çubuğunun vidası gevşemiş. Ondan sonra bu çamurluk en ufak bir titreşimde hani sallanıyordu. Arkadan ses geliyordu. Ondan sonra ben YouTube'dan araştırdım. E, baktım ki şu reflektörün altında bunun vidası var. Reflektörü buradan bir e, tornavida yani bir ince uçlu bir şeyle sök, kaldırıyorsunuz. Sonra altta vidaları var. Vidaları gevşetince şu parça şuradan çıkıyor. Ondan sonra bu parçayı sökünce buradaki e, şeyin, şu tutamacın, şu çubuğun vidalarına ulaşabiliyorsunuz. O vidaları sıkıyorsunuz. Problem düzeliyor. O basit bir iş. Ondan sonra benim e, ikinci yaşadığım bir olay. Şuradaki gıcırtı problemi arkadaşlar. Gıcırtı problemi, gıcırtı sesi böyle sanki paslanmış, e, uzun yıllar bakımı yapılmamış bir bisiklet amortisörü sesi gibi bir ses çıkartıyor burası giderken. E, ve hani gerçekten sinir bozucu bir sesti. Sonra ben ilk olarak e, internetten falan araştırdım, baktım. E, işte kimi yağlıyor, kimi buraya parça koyuyor, kimisi poşet sarıyor, onu kesiyor falan. Hani buraya uygun poşet koyan var. İşte kimi yabancı videolarda şuralarla oynuyorlar, şuraları oynuyorlar filan. Kimi üç boyut yazıcıdan parça çıkarıyor. Öyle. Herkes kendince bir problem, pardon bir çözüm bulmaya çalışmış. Ben kendim ilk önce şu vidaları sıktım. Ondan sonra düzelmedi. Sonra yağladım gene düzelmedi. Sonra tekrar şu vidalara bir ayar çekeyim derken. işte şurayı, şunun içinde bakın bir vida var. Küçük bir vida. Onu yalama yaptırdım. Hani biraz oynadım sıkarken yalama oldu. Fazla sıktım yani o yüzden. Size tavsiyem burayla pek oynamayın. Buradaki bir de sadece bu plastik kapağı tutuyor. Katlama mekanizmasına pek bir katkısı yok. Onunla pek oynamayın. Şuradaki vidayı, şunu sıkıldığını kendinize göre ayarlamak için sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz. Onun haricinde şuradaki vidalar da işte çok gevşemiyor. Şu Şu ikisi çok gevşeyen vidalar değil de pek oynamanızı tavsiye etmem. Bu benim size tavsiyemdir. Ben burayla oynadım pek bir katkısı yok arkadaşlar onun gıcırtı sesine. Benim gitmedi en azından. Yani giden yabancı kanallarda giderenler var ama benim gitmedi. Burayı çok sıkarsanız Bu parça aşağı çekiyor. Bu parça siz bunu kapattığınızda buraya çok sıkı giriyor. Bu sefer açamıyorsunuz. Yani şu parça şu kolu aşağı indiriyorsunuz ama bu buradan kurtulmadığı için bunu bükemiyorsunuz. Eğer burayı çok gevşek bırakırsanız o zaman burası biraz bu parça bunu yukarı iteceği için burası buraya tam oturmuyor. Yani şöyle biraz çıkıntılı bir şekilde duruyor şöyle. Ondan sonra bunu sıksanız da şu kolu sıksanız da orası çıkıntılı durduğu için giderken size tehlike oluşturabilir. Yani burayı çok oynamanızı tavsiye etmiyorum. Burası fabrika çıkışlı nasıl geldiyse öyle kalmasını tavsiye ederim arkadaşlar. Orası ayarlı bir şekilde geliyor zaten. Ee, onun haricinde yaşadığım ikinci problem buydu üçüncü problem bir keresinde e, skuterim şarj olmadı e, Şarjını bitirdim eve geldim e, Skuter tabi biraz sıcaktı şöyle motoru bunun burada e, motoru sıcaktı şarja taktım hemen gelir gelmez şarj olmadı e, bakın bunun adaptörü şu şekilde laptop adaptörü gibi ve şarj olurken kırmızı yanıyor ben taktım. Hiçbir şekilde yanmadı. Kırmızı yanmadı. Ayrıca şurada ışık da yanıyor. Ve LCD ekranında da bakın şey şarj yüzdesini belirtiyor. Ben de bunların hiçbiri olmayınca ben bir işkillendim. İlk başta böyle bir hani e, endişelendim. Acaba bir şey mi oldu falan. Ondan sonra dedim sıcaktan olabilir. Ondan sonra biraz böyle bir yarım saat soğumasını bekledim. Sonra taktım. Şarj oldu. Ee, sizin de başınıza böyle bir şey geldiyse korkmanıza gerek yok. Scooter'ın soğumasını bekleyin, şarj olacaktır diye tahmin ediyorum, öyle umuyorum. Ee, ondan sonra üçüncü yaşadığım problem buydu. Ee, sonra LCD ekranda şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ee, S modunda, sport modunda, spor modunda... Ee, diyeceğimi karıştırdım ya. Spor modunda hani kendi kendine D moduna geçmedi. D modundan yaya moduna geçmedi. Yani modlar arasında kendi kendine geçmezlik yapmadı. İşte kendi kendine far yakmadı mesela. O tarz e, problemler yaşamadım. Onu söyleyeyim. E, ondan sonra fren konusunda herhangi bir problem yaşamadım. Fren şurada disk fren. Hiç daha e, bu bir aydır kullanıyorum. Bu fren telini daha e, sıkmadım. Halen ilk günkü gibi diyebilirim. Tabi yine illaki biraz gevşemiştir ama ilk günkü gibi halen tutuyor. E, fren kolunda bir problem yok. E, Scooter'a şöyle biraz duvara e, dayadığım için falan zarar verdim şu kollarını şuralarına. E, ondan sonra işte araba bagajına yan yatırdım bunu. Arabada taşırken falan biraz sıkıntı oldu oralar. Bir de asansör kapısından çıkartırken bir iki kez vurduğum oldu. E, onlara dikkat etmenizi tavsiye ederim işte oraya vurunca böyle ufak tefek izler oluyor burada. Çok büyük problem değil ama yine de sıfır malınıza zarar veriyor, veriyorsunuz tabii ki. İnsanın hoşuna gitmeyen şeyler. Ondan sonra şunu aktarayım size. İlk defa skutura binecekler. hani Daha önce hiç skutura binmeyen kişiler ilk defa skutur satın almayı düşünüyorsa bu cihazın bir amortisörü olmadığını ve yollardaki darbeleri olduğu gibi size aktardığını unutmayın lütfen. Bunu aklınızda bulundurun. Ben bunu aklımda bulundurarak bu cihazı aldım. Daha önce ben skuter kiralamıştım. O yüzden biliyorum. E, aklımda bulundurarak ben bunu aldım. bu cihazla Arnavut kandırımı gibi çok böyle pürüzlü bir yolda 5 dakika gitmeniz neredeyse %0'a yakın. %0 yani. Çok titriyor. Ondan sonra onu da aktarayım cihazın lastikleri yağmurda çok kayıyor. Yağmurda binmenizi pek tavsiye etmem. Ben yağmurda bindim mi? Bindim. Evet. Yavaş gittim. Çok hani düşmedim şu ana kadar ben bu cihazdan ama yağmurda LCD ekranınız bozulabilir. Benim başıma gelmedi. LCD ekranım su aldı ama çok bir suya bir maruz bırakmadım. çok uzun süre yağmura maruz bırakmadığım için şu anda bir sıkıntı yok ama bir arkadaşımın başına geldi. LCD ekranı bozuldu mesela yağmurda size tavsiye etmem. Ondan sonra dışarıda bunu ben bununla dolaşırken insanların en çok sorduğu soru şu arkadaşlar. Hani insanlar bunu oldukça meraklı bu arada. Onu fark ediyorum. hani Yeni teknolojik bir ürün bu arada. Hani bu sayede insanlar bayağı bunu bir bakıyor. Böyle yaşlı amcalar bu ne kolaylık ya filan diyor böyle. Onların bile hoşuna gidiyor. İnsanlar en çok şu iki sorunu merak ediyor. Birincisi arkadaşım kardeşim bunu kaça aldın? İkincisi kaç kilometre gidiyor? Hani tam şarjda kaç kilometre gidiyor? Ben de bu soruların cevabını şöyle vereyim. İşte fiyatını pek söylemek istemiyorum ama onu geçeyim. İşte hepsi burada üzerinden aldım. Şu an fiyatlar biraz pahalı. Hatta daha da pahalılandı ben aldıktan sonra. Fiyatını pek söylemeyeceğim şimdi. İkinci soruya geçeyim ben direkt. İkinci soru işte kaç kilometre gidiyor? Onu da şöyle açıklayayım. Ben 68 kiloyum. 1.71 boyundayım. 22 yaşındayım işte ben bu cihazla şehir içinde ortalama 20-22 kilometre falan gidiyorum. Kendi belgesinde 30 kilometre yazıyor ama o rüzgarsız dümdüz bir yolda 75 kilo bir kişinin 15 kilometre bölü saat hızla sürdüğü bir test. Yani onu siz bununla sürekli 15'te düz bir yolda gitmeyeceksiniz tabii ki. O testin sonucuna göre 30 bu maksimum hız maksimum menzil öyle 30 çıkmış ben bununla dediğim gibi 20 işte 22 23 bazen 17'ye 15'e düştüğü de oluyor rüzgara göre falan değişebiliyor ya da ne kadar çok yokuş çıktığıma göre değişebiliyor daha önce hiçbir arıza hata uyarısı almadım sadece bir kez çok sıcak havada baya bir rampa çıkmaya çalışmıştım o zaman sıcaklık uyarısı verdi onu da zaten biraz böyle cihazı dinlendirince o da geçti ondan sonra son olarak da işte alabileceğiniz eklentilerden, aksesuarlardan bahsedeyim. Mesela bunu şu alt kısmına şöyle body paket falan alabilirsiniz. Reflektör paketi. Ben AliExpress'ten sipariş verdim. Gelecek. Ondan sonra işte e, amortisör falan takabiliyorsunuz şöyle. Ama 1000 küsürlere, 1250 küsürlere fiyatı var. Şöyle bir çanta aldım ben. Çantanın içinde kilidim var. Kilidimi onda tutuyorum. Sonra bir tane telefon tutacağı var şurada bakın şöyle plastik. Alüminyum alabilirsiniz ama ben pahalı diye e, almadım. Ondan sonra e, bir de şöyle plakalık alabilirsiniz. Şurada plakalı var bakın bunun burası plakalık. E, yani bizim bizim ülkemizde bu buna herhangi bir trafiğe kayıt sigorta plan gerekmiyor ama ben bir tane videoda izledim. Almanya'da yaşayan bir adam işte bunun aynısından almış. Almanya'da mesela bunlar şeymiş. E, sigorta gerekiyormuş. Bir de trafiğe trafikte sürebilmek için kaydettirmeniz gerekiyormuş. O adam işte kayıt belgesi almış. Şuraya yapıştırmış mesela. Gösteriyordu. Hani büyük ihtimal bu o tarz ülkeler için tasarlanmış bir plakalık. Ben de onu şöyle en 11den 3 boyutlu yazıcıdan basılan bir plaka aldım. Öyle kullanıyorum. Arkadaşı çok hoşuma gidiyor benim bunun. Şöyle yana, güzelce şarj olurken yanıp sönüyor falan. Ee, o şekilde şöyle cihazınızı cihazın bakımlarını tam yapmak için temiz kullanmak için Xiaomi pompa aldım ee, Xiaomi'nin kendi pompasını aldım ikinci el ee, çok güzel herhangi bir şeyin böyle hava basıncını ölçüyor ayarladığınız basınca kadar da hava vuruyor sonra kendi otomatik kapatıyor o özelliği çok hoşuma gitti mesela bunun lastiklerini ölçüyorum bazen 48 çıkıyor işte bazen 50 çıkıyor böyle. 50 olması gerekiyor zaten. 48 falan çıktığında basıyorum 50'ye kadar yükseltiyor. O iyi bir şey. Şöyle bir tane tornavida seti alabilirsiniz. Şöyle içinde alyan alyan takımı var. Ondan sonra yıldız tornavidalar var. İşte böyle Torix uçlu şeyler var. Düz tornavidalar var. Bunları alıp bakım yapabilirsiniz. Kendiniz sıkabilirsiniz buraları. Veya alyan anahtar alabilirsiniz. bu Bunları tavsiye ederim size. Ee, bakımlarını cihazın güzelce yaptığınız sürece hani ve cihaza dışarıdan yabancı yazılım yüklemediğiniz sürece uzun yıllar götürecektir diye tahmin ediyorum ee, tabi hani mekanik bir hasar da olmazsa e, ele su kaçırmadığınız sürece elektronik aksamında da bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum belki pili ölebilir pili de öldüğü zaman yenisiyle değiştirmek gerekiyor tabi ama o da pahalı olabilir onu da aklımızda bulundurmakta fayda var ee, onun haricinde işte yeni alacaklara başka şu anda herhangi bir tavsiyem yok. Ee, yeni almak isteyenler hani ben buna bu kadar para vereceğim. Hani neredeyse, neredeyse cebimdeki paranın hepsini vereceğim. Ona göre memnun kalır mıyım kalmaz mıyım diye tereddütteyse ilk önce bir kiralasınlar. Öyle binmeyi denesinler. Hani severlerse öyle alsınlar. Ben ilk önce kiraladım. Hoşuma gitti. Ondan sonra yaz da geliyor diye. Hani yazın ben buna binerim diye. O yüzden ben e, satın aldım böyle bir şey. Fiyatları da yükseliyordu. E, o şekilde arkadaşlar. E, videoyu burada kapatalım. Çok uzun olmasın. Sorular olan soruları olan varsa yorumlarda belirtebilir. E, tavsiye ve önerileri açığım. Eleştirileri açığım. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.